şimdi aslında haftanın bir diğer önemli karşılaşması da vardı. Bu işte taraftar sayısı bakımından biraz böyle kısıtlı oldukları için çok konuşulmadı ama ligdeki pozisyon açısından baktığımızda son derece önemli bir karşılaşmaydı bu. Bodrumspor'la Keçiören Gücü karşılaşması ve ligin üçüncüsü ile dördüncüsü karşı karşıya geldi. Ve bu karşılaşmada da konuk takım yine 3 puandan ayrılan takım oldu. 26. dakikada Melih'in golüyle 1-0 öne geçti Keçiören Gücü. Penaltıdan Kenan cevap verdi ve 75'te Bekir Karadeniz'de Keçiören Gücü ikinci golü buldu. Bu skorla birlikte Keçiören Gücü puan cetvelinde 3. sıradaki yerine yani 3. sıraya yerleşirken Eyüpspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte iştahı arttı. Yani Keçiören Gücü'nün Olomouc'un gibi önemli bir yıldızını kaybetmesine rağmen çok zorlu Bodrum karşısında Bodrumspor galibiyeti, geçen haftaki Rizespor beraberliğini de bir tarafa katarsak Keçiören Gücü de ikinci devreye iyi başlayan takımlardan birisi haline geldi. Evet Özcan Pehlivanoğlu hocam, siz ne diyeceksiniz? Keçiören Gücü deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldı. Şimdi her ne olursa olsun Keçiören Gücü'nün topladığı puanlar ve bu hafta Bodrumspor karşısında elde ettiği galibiyet çok önemli. Bunu bir defa söyleyeyim. Büyük galibiyet hocam. Çok evet. Büyük galibiyet. Yani Bodrumspor maçta daha atak gözüktü. Daha işte kazanmak isteyen takım olarak gözüktü. Fakat Keçiören Gücü de hep devamlı surette diri kaldı ve bu Bodrumspor ataklarına karşı müdahalede bulundu. Tesadüf de olsa, yani bir şans golü de olsa. Mesela Bodrumspor'un bu açıdan şanssızlıkları var. Tuzla'ya da böyle yenilmişlerdi. Şimdi Keçiören Gücü'ne de böyle yenildiler. Maçın 75. dakikası bir duran top vuruyor topa ve oradaki oyuncunun, barajdaki oyuncunun yanlış pozisyonu, yanlış topu karşılayan hatası yani ve gidiyor top çok ters bir köşeden gol oluyor. Yani çok enteresan bir şekilde. Şurada bunu söylemek istiyorum. Yani bu Keçiören Gücü'nün aldığı galibiyeti tabii böyle bir tesadüf bir golle bağlıyoruz ama yani en azından bir puanı hak etti. Ve böyle de bir gol bulunca da galibiyetle döndü. Bodrumspor'la arasındaki mücadele şimdi biri ligin yani ilk 4 sırasındaki iki takımdan bir tanesi. Yani ben daha farklı şeyler bekliyorum ama Keçiören Gücü'nün başarı görüyorum. Mesela Raşit Muhammed'i ilk devrenin sonunda çıkardı. Yerine bir oyuncu aldı. Mesela Hamza'yı çıkarttı. Hamza da tepki gösterdi hatta yani. Hamza'nın yerine bir oyuncu aldı. Yani takım sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve gücünü biliyor. Bak bu çok önemli bir şey yani. Sahada böyle rölanti işler yapmıyor, artistik işler yapmıyor, lüzumsuz işler yapmıyor Keçiören Gücü takımı. Enteresan bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Puan alma, puanlar alma odaklı bir top oynuyor sahanın içerisinde. Yani göze hoş gelmiyor böyle ama yani ve bu oyuncuları birçoğunu da tanıyorum. Hani benim meşhur tabirim var. Vasat tabirim yani. Vasat oyuncular ama bu ligin vasat oyuncuları. Yani Spor Toto 1. ligin vasat oyuncuları var ve bir kadro olmayı da başarmışlar. Keçiören Gücü'nün de milli bir kalecisi var. Yani Keçiören Gücü'nün millisi yani. Metin armut gibi gelen bütün topları topladı. Tabii Bodrumspor özellikle geriye düşünce doldur boşalt yapmaya başladı. Doldur boşalt yapmaya başlayınca da Metin çıktı bütün topları aldı. Uzaktan atılan şutlarda yerinde yer tutuşu itibariyle hep toplar kucağına geldi. Yani onu kucağına atmadılar. Metin yer tuttuğu için iyi yer. Yani duruş bilgisi çok yüksek bir kaleci hocam. Evet. Pozisyon bilgisi var. Evet, yani o açıdan da Keçiören Gücü kazandı. Bodrumspor bu Dembele vardı Bandırma Spor'da. Keçiören Gücü'ne gitti zannedersem. O da oyuna girdi. Nasıl bu Dembele'yi verdi Bandırma Spor, ona da şaşıyorum yani. Çok enteresan. Ya şimdi mesela Keçiören Gücü enteresan adamlar buluyor alıyor. Bir yabancı oyuncu daha almış. Yani enteresan bir şekilde. Yani bu Keçiören Gücü'nü kutluyorum. Bak, aldı galiba. Bir de parlatıyor hocam onları. Evet, gelen oyuncuları parlatıyor.
Tabii aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum, topladığı puandan dolayı kutluyorum. Keçiören Gücü bu iddiasını sürdürecek bence. Yani böyle sürdürecek. Playoff'ta kesin kalır diye düşünüyorum. Bu futbol anlayışıyla, bu futbol disipliniyle, bu futbol mantalitesiyle. Şimdi Bodrumspor'a gelince, ya Bodrumspor biraz o da transfer yanlışları yaptı gibi geliyor yani. Mesela Gökdeniz çok isabetli bir transfer baktığında. Bu Aminu bizim Ankaraspor'dan, Çaykur Rizespor'dan tanıdığımız, o da etkili bir oyuncu. Orgil'i almış yani. Ben bilmiyorum yani. Onun için Orgil ne kadar faydalı olacak Bodrum için onu bilmiyorum. Şimdi böyle transferler yapınca oynayan futbolculara da bir moralsizlik geliyor biliyor musun? Sezon başından beri, hatta bunlar geçen sene şampiyon olmuşlar. O kadrodan beri bu takım için bütün varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Sonra böyle Olabilir, o da transferler mantıklı oluyor. Çok efendim? mantıklı söylüyorsun. Çok Evet. mantıklı söylüyorsun. Doğru Varını yani. yoğunu ortaya koyuyorlar. Şimdi mesela ben şunu düşünüyorum. Bir takım gerekli transferi yaparsa oyuncu da kabullenir. Yani oyuncu Tabii, da tabii, tabii, hem tabii. mevkide hem form açısından hem kalite açısından bir eksiklik görüyorsa takıma bir oyuncu geldiğinde o da memnun olur. Der ki iyi ki geldi, o da takıma güç katar. Ama şimdi Yaşadık bunları hocam biz. Oyuncu tabii. psikolojisini bilirim ben. Ya Böyledir gerçekten. Tam anlamıyla doğru söylüyorsun. evet, oynayan bir takıma yanlış transferler yapılıyorsa o takımın da ahengini bozar. Sanki biraz Bodrumspor'da böyle olmuş gibi bir görüntü var. Bana öyle geliyor. Ama tabii mesela Gökdeniz'i çok beğeniyorum. Antalyaspor. Onu Tabii. ben Kocaelispor'dan beri takip ediyorum. Çok iyi bir futbolcu. Ya bana sürpriz oldu bu mağlubiyet hocam. Ben hiç beklemiyordum Bodrumspor'un kaybedeceğini açıkçası. Ama Bodrumspor'da böyle yani kazanacak bir, şimdi mesela kendi sahasında bu puanları yakalamış takımların ısırıcı futbol oynaması lazım. Ya korner atmamış hocam. Korner atmamış. Isırıcı futbol oynaması lazım. Isırıcı futbol oynamadı Bodrum Spor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir eksiklik olarak görüyorum. Ya yani o düzeyde o puanı yakalamış, bu ligde oraya gelmiş bir takımın ısırması lazım rakibini. Yenilebilirsin ayrı bir konu ama yani baskılı oynaman lazım. Böyle bir görüntü çizmedi bana Bodrum Spor. Ama her iki takımı da ligde yakaladıkları durum itibariyle, puanlama itibariyle çok başarılı görüyorum. İki başarılı takımın mücadelesinden Keçiören Gücü galibiyette döndü. Peki Özcan burada hocaya ben şunu sormak istiyorum. Özellikle Keçiören Gücü özelinde. Hani Keçiören Gücü bugün bir fark yarattı. Geçen haftaki önemli rakiplerinden Rize Spor karşısındaki beraberliğin arkasından şimdi bir de galibiyet. Demek ki Keçiören Gücü artık hani bu yarışın sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hep deriz ya İstanbul'dan işte yok Ümraniyespor yok işte İstanbulspor. Hep böyle takımlar hani semt takımları tırmanıyor diye. Bu sene Ankara'dan bir semt takımı mı acaba Süper Lig'e Yani çıkacak diye insan düşünmeden edemiyor. Ne dersin hocam? hocam niyeti ciddi sanki yani bu sene baktığımız zaman çok kritik bir 3 puan almış Bodrumspor gibi belki ligin en zor deplasmanı ya. Samsun deplasmanı zordur. Yani sahanın fiziksel açısından da baktığın zaman ligin yani sahanın zemini olarak tabii biraz toparlanma var ama en zor deplasmanlarından birinde ve de ritim bulmuş İstim üzerinde bir takımı ve senin üzerinde bir takımı yense mesela bugün Bodrumspor yense 38 puanla Samsun'la aynı puanda olacak. Ve Eyüpspor'a o da 3 puan yaklaşmış olacak. Yani öyle bir takımı yendi Keçiören Gücü. Yani tebrik etmek lazım gerçekten. Şimdi baktığın zaman 41 puanlı Eyüpspor 36 puanlı Keçiören Gücü aradaki puan farkını 5'e düşürmüş. Samsunspor'a 2'ye düşürmüş. Antrenör değişikliği yaşamış, başarılı bir teknik direktörü göndermiş ve elindeki en önemli oyuncu Olomouc'u göndermiş ve ona rağmen bakıyorsun lige gene iyi bir giriş yapmış ve önemli bir Bodrum deplasmandan 3 puan kazanmış. Neden olmasın dediğin olabilir yani. Ankara'nın da bir semt takımı gelebilir. Tabii yani bu galibiyet üst tarafta tamamen dengeleri değiştirdi. Keçiören Gücü'nün bu galibiyeti. Tabii biraz Bodrum'u aşağı çekti. Pendik'i ilk iki için ümitlendirdi. Bandırma şu anda 34 puanda ama gizli üçüncü. Çünkü bir maçı eksik. O maçı kazandığını düşündüğün zaman 37 puana çıkma ihtimali var. Tabii
Rize'nin bir maçı eksik, yarın oynayacak, onun da 31'den 34'e çıkma ihtimali var. İşte bu tür yukarıdaki takımların kaybetmesi, aşağıdan gelen Sakarya'yı göz ardı etmemek lazım. Herkese bir ümit pompalıyor. Tabii yani doğru düzgün korner bile bulamamış bir Bodrumspor, doğru düzgün rakip ceza alanına girememiş, baskılı olsa bile dediği gibi Özcan Hoca'nın topu uzak mesafelerden kaldırarak Metin'i milli yaparak oynamak bence bir oyun yanlışıydı. Kazansa çok büyük bir avantaj elde edebilecekti. Hem Samsunspor'un yanına yaklaşacak, Eyüpspor'un da aradaki puan farkını 3'e düşürecek ve böylelikle başka şeyler düşünecek bir Bodrumspor takımı olabilecekti. Ama bu tür mağlubiyetler oluyor. Lig çok uzun maraton hocam. Yani önümüzde daha oynanmış 2 hafta var. Yani 18 maç oynayacak takımlar, daha 16 maç oynayacaklar. Eski 16 takımlı liglerde daha lig başlamamış olacaktı bu oynanan 2 maçın sonunda. O açıdan Bodrumspor bu mağlubiyetin moral bozukluğunu en kısa zamanda atlatacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi dün oynanan maçlara yavaş yavaş bakalım. Dün Altay Pendikspor karşılaşması vardı. Özcan Purde hocam. Duyabiliyorsun değil mi hocam beni? Duyuyorum hocam. Tamam. Biraz internette zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. O anlamda tereddüt ettim. Pendikspor bir ara hani skor 1-1 de oldu. İlk devrenin bitmesine kısa bir süre kala Paşao'nun penaltı golüyle durum 1-1 oldu ama ikinci devrede rahat bir oyunla Altay'ı kolay bir şekilde geçti. 4-1 yendi. Daha açık farklı da olabilirdi gibi geldi bana. Yani Altay maçın ikinci yarısında tel tel döküldü bana göre. Ve İzmir deplasmanından 3 puanla ayrılan Pendikspor zirve yarışındaki yerini korudu. Daha da iddialı hale geldi hatta. Nasıl buldunuz Pendikspor'u ve Altay'la ilgili düşünceniz nedir Özcan Burda hocam? Hocam yani enteresan bir maç oldu. Ben Altay'ın düşüşünün devam ettiğini gördüm. Gerçekten kötü bir futbol oynadı. Belli bir oyunu da yok Altay'ın baktığınız zaman. Gerçi üçlü oynamaya çalışıyor ama bir kargaşa futbolu oynuyor bana göre. Ve bu kargaşa futbolu da Altay için eksi puan yazıyor. Geçen bir ara o ritmini yakaladığı dönemlerdeki direnci de yok Altay'ın. Yani önceden bir böyle üçlü savunma, beşli orta sahayla kendi alanında kapanıp ileride Marco'yu, Tolga'yı falan kim oynuyorsa o gün onları kaçırmaya çalışan, rakibe çok da pozisyon vermeyen bir Altay takımını görüyorduk. Ama bugün geldiğimiz durumda Altay takımının da devre arasını iyi geçirmediğini, devre arası çalışmalarında fizik kondisyonunun yükselmediğini ve oyuncularının da bireysel olarak gerilediğini gördük. Tabii geri dönüşlerde ağır kaldı atağa çıktığı zaman. Bu bir takım için hocam en kötü pozisyon alıştır bana göre. Geri kötü döndüğün zaman rakip seni cezalandırır. Çünkü rakipte çok önemli oyuncular var hocam. Yani Regat'in Ahmet ikilisi olmuş şimdi. Eyüp'ten gelen Ahmet İldiz. Şov yaptı resmen. 2'de 2. Yani 2 haftadır gol atıyor ve Regat'inle müthiş bir uyum sağlamışlar. Kapeli, Rogerios'lu bilmem nesi. Yani giren çıkanı aratmayan bir Pendik takımı var. Ama bu ortamı da yaratan Altay'ın verimsiz oyunu oldu. Mesela birinci golde Efe'nin yediği çok bir basit bir çalımı gördük orada. Yani ismi yukarılarda anılan bir oyuncunun bence orada o çalımı yememesi, daha yakın alması gerekiyordu. İşte o topta arkaya sarktığı zaman rakip savunmanın ne kadar doğru pozisyon alırsan al, iyi hücum eden bir takım da var karşısında. İyi hücum, iyi savunmayı böyle geçiyor hocam. Yani sen istediğin kadar iyi savunma yap, iyi hücum ettiği zaman bir takım senin aldığın tedbirler bazen boşa çıkabiliyor. Sonuçta Altay takımı Ozan, yani 4-1'mesine rağmen 3-4 tane de Ozan'ın kurtarışını gördük. Ama maç 1-1'ken orada İbrahim'le Ozan'ın yaptığı müthiş bir hata bence maçın kırılma anıydı. İşte orada araya giren oyuncu topu çaldı ve
Kapel'de boş kale yattı. Yani küçük Altay büyük Altay'ı yendi diyebiliriz yani sonuçta. 5 tane Altay'da oynamış eski oyuncu Altay'da oynuyordu. Altay'ın eski direncinin olmaması bence çok büyük soru işareti. Bu soru işaretini bir an önce gidermelisi gerekiyor. Şu an 3 puan da silindi. Puan olarak da 18'e düştü. Yani bu Altay için çok büyük bir zorluk çıkartacak. Yani bilhassa son bölümü yani Sinan Hoca'nın mutlaka tekrar tekrar seyretmesi lazım. Çünkü son bölümde ayağına topu alan Pendikli futbolcu Altay kalesinde tehlike yarattı. Bu bölüm yani skor ne olursa olsun futbolda oyun disiplini diye bir şey var. Bu disiplinden koptuğun zaman ileriki maçlara da bu disiplinsizlik mutlaka yansıyacaktır. Tabii Pendik takımını tebrik etmek lazım. Geçen hafta şok bir beraberlik aldılar. Son dakikalarda yedikleri golle ama ona rağmen morallerini bozmamış ve kendi oyununu oynayan bir Pendik takım gördük. Biraz evvel bahsettim. Gerçekten Ahmet İldiz Pendik orta sahasına bir kalite yaratmış. Ben açıkçası bugün Eyüp maçını seyrettikten sonra bir de Gençler Birliği maçındaki Mete'yi gördükten sonra ya acaba dedim bu oyunculara Eyüpspor niye verdi? Çünkü Ahmet İldiz de Mete de Eyüpspor takımında zaman zaman ilk 11'de zaman zaman da hamle oyuncusu olarak çok katkı verebilecek oyuncular. Ama Eyüpspor böyle bir şey yaptı yani böyle bir transfer stratejisine gitti. Ne kadar doğru onu zamanla göreceğiz. Pendik'in tek hatası yalnız 1-1 olduktan sonra ikinci yarının belirli bölümünde biraz oyundan düştü. Yani ikinci golü o arada işte yani Altay'ın o bireysel hatası olmasa belki oyun bu duruma gelmeyebilirdi. O golü bulduktan sonra moral buldu, ön alan buldu, boş alan buldu, ön alanı buldu ve bunları yapacak çok sayıda oyuncusuyla çok da pozisyon buldu. Sonradan ön alan presini iyi yaptı. Altay takımını hataya zorladı ve değerli bir puan aldı. Regatin şov gördük. Gerçekten Regatin yani hem driplingleriyle hem asistleriyle hem pas oyunuyla pas bağlantısıyla savunmaya yardımıyla bence bu ligde fark yaratan oyuncu. Hocam bakıyorsun yani bugün orta sahada Hasan Regatin Ahmet üçlüsü yani her takıma nasip olacak bir üçlü değil. Ki Hasan Kılıç'a da bakıyorum kızdım biraz. Yani 75 dakika 78 dakika oynamışsın. Takım 3-1 galip 2-1 galip 3-1 galip neyse. Ya orada teknik direktöre gider yapıyorsun. Ya bu doğru bir şey değil. Ya 78 dakika oyuncu teknik direktör sana o şansı verir. Onun karakteri öyle hocam burada. Ya onun, ama doğru bir şey değil hocam yani. Bu yani bu hem teknik hocam bu hem teknik direktöre saygısızlık hem camiaya saygısızlık hem bu maçı seyreden seyircilere saygısızlık. İşte bence artık son takım olur onun Türkiye'de. O Almanya patentli bir oyuncu bildiğim kadarıyla. Pendik Spor son takım olur herhalde. Kimse böyle bir oyuncuyu yani, almak istemez. Hasan Kılıç benim beğendiğim bir oyuncu ama sürekli son dönemlerde düşüşte futbol düşüşü olsun ama karakter düşüşü olmasın hocam. Futbol karakteri olarak bahsediyorum. Pendik Spor'u tebrik ediyorum. Peki Özcan Pehlivanoğlu Hoca'ya dönelim. Özellikle herkes Altay'la ilgili neler söyleyeceğini merak ediyor. Çünkü Altay alarm vermeye ikinci devredeki özellikle geçen hafta Samsun maçından sonra bu hafta Pendik karşısındaki kötü oyunuyla birlikte çok kuvvetli bir şekilde alarm sinyalleri veriyor. Ne dersin hocam? Altay nasıl toplanır diye sorayım. Akın Bey, şimdi bizim bu programda söyleyeceklerimizi Perşembe günü yayınladığımız videoda yaptığımız yorumları görerek değerlendirirlerse insanlar çok daha doğru bir noktada buluşuruz bizi seyredenlerle. Çok normal. Ama şimdi burada Pendik galip geldi ya bakın. Pendik içinde uyarılarda bulun. Ya bu Altay karşısında galip geliyorsun kardeşim. Yani böyle bir futbol oyunu ya. Güçsüz, zayıf, enerjisini kaybetmiş, konsantrasyonunu kaybetmiş. Yani teknik adamı çok zayıf bir Altay karşısında oynuyor.
Yani Pendik galip geldi ama mesela Regati'nin attığı bir gol var. O kendi sahasında Altay'ın sol bekiyle arasında 10 yaş fark var. 10 yaş daha yaşlı Regati. Tamam mı? Altay'ın sağ bekiğini, sağ savunma oyuncusunu Allah peşine taktı gitti. Yani böyle sana bu ligde bu takımdan, bu oyuncudan başkası o fırsatı kolay kolay vermez. Bunları düşüneceksin yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için Pendik evet galip geldi. Tebrik ediyoruz, kutluyorum. Ama yani karşısında Altay vardı. Pendikler de bunu düşünsünler. Hani bu Pendik Spor şampiyonluğu oynuyordu falan. Altan Çek stadında gösterip durdu misafir tribünü. 2 kişi var, 3 kişi var. Böyle bir şampiyonluğu oynuyor. Böyle bir takım kurmuşsun. Anlatıp duruyorlar bana. Pendiklere söylüyorum buna. Böyle mi oynuyorsun şampiyonluğa? Gelmişsin Altay maçına. Misafir tribünü de 2-3 kişi var. Yani şey, olmaz. Pendik iyi takım. Yani Rekat'in zaten bu ligin iyi bir oyuncusu. Bunu söylüyoruz. Ama şimdi mesela bir attıkları birinci gol var. Turam'ın attığı gol var. Altay'ın kalecisi çıkmıyor topa. Yani o çocuğun da Göztepe maçından sonra konsantrasyonu çıkmıyor topa. Normalde bir kaleci çıkar onu alır. Mesela Keçiören Gücü'nde Metin'i söylüyoruz ya. Aynı pozisyonu Metin yaşarsa Metin çıkar alırdı o top. Çok basit bir top yani ama çıkıp almıyor kaleci ve gol oluyor. Şimdi Altay var karşısında Pendik. Ama buna rağmen mesela Pendik'te iyi oyuncular var. İşte Kapel var, Turan var, Regatim var, Ahmet Yıldız var. Ama yani işte mesela bir önceki hafta kendi saha ve seyircilerin önünde Erzurumspor karşısında çok zorlandı Pendik. Ama bu maçta Altay'ı çok rahat yendi. Ama işte bu şey yapmasın. Nasıl diyeyim yani Pendik'i ya biz yendik bu hafta çok iyi falan diye düşündürtmesin yani. Pendik açısından söylüyorum bunları. Bir de Burak, kaleci Burak'ın aldığı iki tane çok önemli gol var. Ya karşı karşıya ya. Bu kale 7 metre 32 santim. Bak çok önemli. 7 metre 32 santim. Ya neresine vursalar gol olacak pozisyonda. Vurdular ama Burak aldı. Çok önemli iki pozisyon aldı. Bir tanesini 2-1 iken aldı. Bir tanesini de 0-0 iken aldı Burak. Çok önemli pozisyonlar aldı. O açıdan kaleci Burak'ı da burada tebrik etmek istiyorum. Bana göre o da bu ligi iyi kalecilerinden bir tanesi. Onu da söylemem lazım. Altay'a gelince Altay çok sıkıntılı. Yani oyuncuları para ödeniyor mu ödenmiyor mu? Yani dışarıya yansıyan var yansımayan var. Altay çok sıkıntılı. Teknik adamıyla da problem var. Şimdi Altay tecrübeli oyuncularına dayalı olarak bir sahaya 11 sürüyor. Halbuki sezon başından beri eldeki gençler yetiştirilebilseydi, bak bunların altını çiziyorum. Eldeki gençler yetiştirilebilseydi bugün sahada sadece tecrübelilerin takviye yaptığı, yani 1-2-3 oyuncu takviye yaptığı çok daha dinamik, çok daha seyir zevki veren, mücadeleci bir takım seyreder. Ama maalesef ne yazık ki bu arkadaş Sinan Kaloğlu bu gençleri yetiştiremedi. Şimdi futbolda bir şey var yani futbol değişim gerektiren bir oyun. Yani başarısızlık varsa orada değişim gerek. Altay'da başarısızlık var. Mesela ben bu değişimin olması gerektiğini ne zaman söylemişim? İlk yarının son maçı Tuzla maçından sonra söylemişim. Denizli ve Tuzla maçından sonra Altay'ın enerjisinin kalmadığını söylemişim. Bak şimdi Özcan burada da söylüyor. Takımın mücadele gücü yok. Yani mücadele edemiyor takım. Bunun sebebi kim? Yani bir sebep olması lazım. Yani takımı demek ki teknik adam ve kadrosu hazırlayamıyor. Onlar da parasızlığa bel bağlıyorlar. Mesela geçen hafta Samsun maçındaki hataları parasızlığa bel bağladı Sinan Kalın. Ya kardeşim parasızlık var. Buna bir şey söylemiyorum. Borçları var bu kulübün. Ona da bir şey söylemiyorum. Ama senin oyuncu tercihlerin yanlış, taktiğin yanlış, oyuncu değişikliğin yanlış. Bu hafta da öyle. Yani bu hafta da baktığında öyle. Tabii yani İbrahim'in de bir düşünmesi lazım bak. İbrahim bu sene 3-4 maçta takımın canını yaktı. Onlardan bir tanesi de bu. Yani geçen hafta Kutay pas veriyor Samsun maçında Fofana'ya. Orada gol yiyorlar. Bu hafta İbrahim aynı şeyi yapıyor. Orada gol yiyorlar. Yani şimdi tamam mı? Bunlar mesela bu haftaki İbrahim'in yaptığı da yapılmayacak bir şey. Kalecinin de bak orada kalecinin de hatası var. İbrahim'in önüne atması yanlış. Ya kardeşim sen zaten mücadele gücün zayıf. Bu ne demek? Ya hocam şöyle bir şey yani kaleci orada
İbrahim daha pozisyon almamış. Topu İbrahim'in önüne attı. O tabii orada sadece sen İbrahim'in arkadaşının hatası, bir pozisyon alması bekliyor. Kalecinin hatası var. Ya kardeşim sen zaten mücadele gücü zayıf bir takımsın. Bir de rakip sana basıyor. Ön bölgede sana bastığı için sen pas oyunu oynayarak oyuna giremezsin. Çıkamazsın orada. Ne yapman lazım? Sen kalecisin. Beklet. 1-2 saniye takımın yerleşsin. Degaj yapacaksın. Uzun boylu degaj yapacaksın. Topu işte o an Marco Paşa var. Marco Paşa ile buluşturmaya çalışacaksın. Ya yapacağım bu kadar basit yani. Mesela öyle. Demek ki bir konsantrasyon eksikliği var. Kalecide de var. İbrahim'de de var. Ya bunların ortadan kalkması için bir şey yapması lazım. Ben bunu kulübün resmi Facebook sayfasına da yazdım. Ne yapman lazım bunların ortadan kalkması için? Bir değişikliğe gitmesi lazım. Bir başarısızlık var çünkü. Ya maalesef değişikliğe gidecek gibi de durmuyorlar. Altay her hafta kan kaybeder. Onu söyleyelim yani. Onlar da diyorlar ki mesela bir Yüksek Divan Kurulu üyesi benim bu yorumuma cevap yazmış. Altay Yüksek Divan Kurulu üyesi arkadaşım. Diyor ki merak etme, para meseleleri çözülünce, futbolcuların alacakları ödenince bu takım gene puanlar toplar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya bu takım hazırlanamamış. Sezon başından beri hazırlanamamış. Gençler hazırlanamamış. Elindeki gençlerden fayda yakalayamamış. Yani, ve mevcut gençler bile geriye gidiyor. İşte Efe Sarıkaya. Geriye gidiyor ya. 2-3 maçtır seyrediyoruz. Geriye gittiğini görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama maalesef yönetim de susuyor. Yani yönetim de cevap vermiyor. Altay'da tabii şirketleşme konusu en nihayet masaya yatırılabildi. Aslında Eylül ayında masaya yatırılması gereken, Ağustos ayında masaya yatırılması gereken, süratle tedbirler alınması gereken konu yeni konuşulmaya başlandı. Yani böyle bir şey olmaz ya. Ya ben tamam da eğer bir işi zamanında yapmıyorsan, gecikmeli yapıyorsan o işten artık yani beklediğin faydayı göremezsin kardeşim, bulamazsın. Bu her işte böyle. İşi zamanında yapacaksın. Zamanında bitireceksin. Şimdi Altay şirketleşme yeni konuşmaya başladı ama Altay bu arada küme düşüyor. Bakın biz ne demiştik? İzmir'den bir takım mutlaka düşer. Bu da Altınordu olur ama Altınordu aldığı oyuncular var. Sakarya maçında yenildi Altınordu ama Sakarya'dan daha üstün bir oyun ortaya koydu ya. Altınordu bak göreceksiniz toparlayacak. Benim kanaatim yani. İyi takım yarattı yani. O 5-6 oyuncu oyunun havasını değiştirdi. Bir de kaleci alması lazım. Şimdi o zaman Altınordu düşmezse Altay düşer. Yani İzmir'den bir takım düşer. Sen şimdi şirketleşmeye TFF birincilikteyken gidersen daha çok değerlisin. İkincilikte gidersen daha az değerlisin. Eğer Süper Lig'de gitmiş olsaydın şirketleşmeye daha çok değerli. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit ya. Yani bu artık futbol kulüpleri şirketleşince bir ticari meta. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit şeyleri yapamıyorsa çok düşündürücü. Tabii Büyük Altay bir çınar. 109. yılına gir. Yani böyle bir takımın işte 109. yılında bu durumda olması, bu ağır borç yükünün içerisinde olması hepimizi üzüyor. Yani bana göre Altay futbol adına radikal değişimler yapamazsa, doğru kararlar alamazsa bu ligden düşecek bir İzmir takımı olarak maalesef sezon sonunu tamamlar diye düşünüyor. İnşallah öyle olmaz diyelim biz de Altay'ı çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz için. Tabii dost acı söyleri de bir kenara yazmak lazım.